Arkadaşlar bildiğimiz klasik permütasyon kombinasyon sorularının başka başka hikayelere uyarlanmış hali. Şimdi sorumuza dikkat edelim. Aşağıdaki görselde Mithat Bey ve Cemil Bey'in çocuklara verilmiştir. Mithat Bey ve Cemil Bey'in çocukları aralarında kardeşlik bağı bulunan ve cinsiyetleri aynı olanlar ard arda olacak şekilde düz bir çizgi halinde sıralanacaktır. Buna göre bu sıralama kaç farklı şekilde yapılabilir. Şimdi arkadaşlar Mithat Bey'in çocukları önde de olabilir. Arkada da olabilir. O zaman şöyle diyelim. Mithat Bey'in çocukları önde olsun diyelim. Tamam mı? Cemil Bey'in çocukları arkada olsun diyelim. Ee, bunların kendi arasında yer değişimi olduğu için iki faktörü elde ediyorum. Bakın daha olaya başlamadan. Niye? Mithat Bey'in çocukları arkada olsa Cemil Bey'in çocukları önde de olabilir. Tamam. Şimdi cinsiyetleri aynı olanlar ardarda. Arda. Yasin ve Furkan erkek arkadaşlar. Sedatla Serdar da erkek, kızları da kızımsı bir renkle yapalım. O da şu renktir. Elifle Beyza kız, burada da gül kız. Tamam. Şimdi cinsiyetleri aynı olanlar Ardarda yani Yasinle Furkan şöyle blokajlansın arkadaşlar. Elifle Beyza da blokajlansın tamam. Şimdi Yasinle Furkan kendi arasında yer değiştirebilir iki faktöriyel. Elifle Beyza kendi arasında yer değiştirebilir iki faktöriyel. Bu ikisi de blokaj olarak kendi arasında yer değiştirebilir. 2 faktöriyel. Devam edeceğim arkadaşlar. Cemil Bey'in çocuklarına geldik. Sedat, Serdar, onları blokajladım çünkü cinsiyetleri aynı olanlar ard arda olacak. Gül de burada olsun. Sedat'la Serdar yer değiştirebilir. 2 faktöriyel. Ee, bu bir grup arkadaşlar. Yani bunu tek bir tane ifade gibi düşüneceğiz. 1 2. Bunlar da kendi arasında yer değiştirebilir. 2 faktöriyel. Arkadaşlar bundan hepsi iki zaten. Ne geliyor? 2 üzeri 6 geliyor. O da ne oluyor? 64 oluyor. Sorumuzun cevabı Edirne olmalıydı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle grafik tablolu zor görünen bir soru ama anlayıp yerine yazdığınız zaman çok rahat bir şekilde çözülebiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha önce belki bunlar kitap olarak soruldu. Hikayeler, kurguların nasıl değiştiğini çok rahat bir şekilde gördüğünüzü düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi sorumuza dikkat edelim. Bir giyim mağazasının sattığı Kazak pantolon, gömlek ve ceketlerin çeşitleri aşağıdaki katalogda verilmiştir. Arda bu mağazadan bir pantolon, bir kazak ve bir gömlek veya iki gömlek ve bir ceket almak istediğinde 60 farklı seçim yapabildiğine göre bu mağaza kaç çeşit ceket vardır? Şimdi arkadaşlar şuraya kadar okuduğum tek bir ifade tamam mı? Mavi ile boyadığımda yine tek bir ifade. Şimdi pantolon için kaç seçenek var? 1, 2, 3, 4. 4 pantolondan bir seçenek var. Çarpı. Kazak için bisiklet yaka, gömlek yaka. 2'nin birlisi. Bakın V diyor. Çarpı biliyorsunuz Ve Olay devam ediyor. Bir gömlek. Şimdi arkadaşlar bir gömlek. 1, 2, üç. 3 çeşit gömlek var. 3'ün birlisi. Devam ediyorum. Şimdi bunu dedikten sonra arkadaşlar arada ne var? Veya. Veya'nın karşılığı artı. 2 gömlek. Şimdi arkadaşlar buradan kaç tane gömlek çeşidi üretebilirim? Yani bakın ben buradan iki gömlek alacağım. Mesela ikisi de kısa kol olabilir. Biri kısa kol, biri uzun kol olabilir. Biri kısa kol, diğeri sıfır kol olabilir. Bakın şu an kısa kolu bitirdim. Geçiyorum uzun kola. Uzun kol, sıfır kol olabilir. Uzun kol, uzun kol olabilir. Onu da bitirdim. Geldim sıfır kola. Sıfır kol, sıfır kol olabilir. O zaman kaç tane durum var arkadaşlar? 6 tane durum var. 2 gömlek için 6 çeşit gömlek var. Çarpı. Bir ceket diyor. Arkadaşlar x ta, e, C tane ceket olsun. C'nin birlisi olsun. Bu da kaça eşitmiş? Dikkat edin. Bu da kaça eşitmiş? E, 60'a eşitmiş. 4, 4 kere 2, 12. 12 kere 3 ne yapar? 36. Arkadaşlar, burası yok. 4 kere 2, 8, 8 kere 3, 24. Burası 24 yapıyor. Tamam. 24'e ne eklersek 60 olur. 36. O zaman burasının 36 olması gerekiyor. Arkadaşlar neyin birlisi 6 yapar? C o zaman ne olacak? 6 olacak. Neden? Çünkü 6 kere 6 36 yapıyor. 24 tane yapar. 60 yapar. O zaman cevabımız C'nin 6 olması olacak. Bence çok öğretici bir soruydu arkadaşlar. Şu olayları bence yazabiliyor olmanız, düşünebiliyor olmanız, yani şu çözümleri sonra tekrar irdeliyor olmanız bence çok güzel bir kazanım. Arkadaşlar şimdi sorumuza dikkat edelim. Ben bu tarz bir soruyu sınavda bekliyorum. Çünkü arkadaşlar ÖSYM bu şekilde içinde hesap içeren, o anda sınavda heyecanınızı ölçen soruları seviyor. Diyor ki bir otoparka giren araçlardan alınan ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kamyonetten 12 lira, minibüsten 8 lira, otomobilden 4 lira arkadaşlar. Devam edelim. Buna göre bu otoparka belirtilen giriş ücretlerini ödeyerek giren 2 kamyonet, 4 minibüs ve 3 otomobil arasından rastgele seçilerek giren 4 aracın ödemiş oldukları giriş ücretlerinin toplamının 28 TL olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada olayımız şu. 2 kamyonet, 4 minibüs, 3 otobüs ne yapar? 6, 9. 9 tane araçtan ben rastgele 4 tanesini seçiyorum. 9'un 4'lü kombinasyonu. Bakın bu ne arkadaşlar? Tüm durum. Tüm durum ne? Rastgele 4 aracın seçilmesi. Giren araçlardan 4'ünün seçilmesi. 2 6, 3 daha 9. 9'un 4'lüsü. Tamam. Şimdi istenilen ne? 28 lira ödeme olması arkadaşlar. Bu nasıl olabilir? Şimdi ee, burada 4 tane aracı olacak arkadaşlar. Dikkat edin. E, 3 tane minibüs olsa minibüs, minibüs, minibüs. 8, 8, 24. Bir tane de otomobil olsa ne yapar? 28 lira yapar. Bu bir. Bir tane kamyonet olsa tamam mı? Ondan sonra ee, bir dakika kamyonet kaç para? 12. E, bir tane kamyonet olsa bir tane minibüs olsa 20. 4, 4, 28 yapar. Otomobil, otomobil 28. Peki başka 28 lira yapabilir mi arkadaşlar? Şurayı da bir daha göstereyim. 3 tane minibüs 24 lira. Bir otomobil 4 lira 28. Bir kamyonet 12 lira. Minibüs 8 lira ne yapar? 20, e, 24, 28. Başka türlü olabiliyor mu arkadaşlar? Başka türlü de olamıyor. 2 tane M olsa 16, 20, 24 yetmiyor. 2 e, tane M olsa 16 yine yetmiyor. Yok olmuyor. Başka türlü olmuyor arkadaşlar. Şöyle hızlıca bir denedim olmuyor. Şimdi bana ne lazım? üç tane minibüs. Öncelikle olarak şunu oluşturuyorum. Dikkat edin. 4 minibüsten 3 minibüs seçiyorum. 4'ün üçlüsü. Olay devam ediyor. Çarpı. 3 otomobilden 1 otomobil seçiyorum. Olay bitti. Veya dediğim için araya ne koydum? Artı. Böyle de olabilir. 2 kamyonetten 1 kamyonet seçiyorum. Olay devam ediyor. Çarpı. Tamam mı? 1 minibüs lazım. 4 minibüsten 1 minibüs seçiyorum. Olay devam ediyor. Çarpı. 3 otomobilden 2 otomobil seçiyorum. 3'ün ikilisi. Şimdi arkadaşlar bunu hesaplayacağım. Ee, 4 4 4 3 4 4 kere 3 ne yapar? 12 2 kere 4 8. 8 kere 3 ne yapar? 24. Pay kısmı ne oldu? 36 bölü. Şimdi 9'un 4'lüsünü arkadaşlar ben şurada hızlıca hesaplamak istiyorum. 9 8 7 6 ee, 5 faktörlerler gitsin. Burada ne kaldı? 4 faktörel. 4 3 2 1 Tamam. Şöyle 4 kere 3 12 24. 6 kere 8 48. Ne kaldı? 2. 9 kere 2 18. 18 çarpı 7 yaptı. Bir dakika. 9 kere 2 18. 18 çarpı 7 yaptı. 18'e bölün 2. 18'e bölün 1. Ne geldi? 2 bölü 7 gelmiş oldu. Bakalım. Böyle bir cevap var mı? Var. Edirne seçeneği. Cevabımız 2 bölü 7. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok zor bir soru değil. Sadece şu sistematik 28 lirayı oluşturmanız gerekiyor. Gerisi kendiliğinden gelmiş oluyor. Arkadaşlar sınavın tadında güzel bir soru. ÖSYM daha önce benzerlerini de sordu. Fakat biz birazcık kurguda e, güzel değişiklikler yaptık. Yalnızca 1 ve 2 tuşları bozuk olan bir hesap makinesinin bir tuşuna basıldığında %20 olasılıkla bir rakamını, %40 olasılıkla 2 rakamını, %40 olasılıkla da 8 rakamını yazmaktadır arkadaşlar. Yine iki tuşu da bozukmuş bunun. 12 ve 21 sayılarını bu hesap makinesinde çarpmak isteyen bir kişinin işlemin doğru sonucunu bulma olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada olayımız 12 çarpı 21 yaparak doğru sonucu bulabilmek. Şimdi dikkat ediyorsanız bunlar simetrik sayılar arkadaşlar. Yani 12 yerine 21, 21 yerine 12 de yazabilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar bizim burada iki tane olayımız var. Birincisi zor olandan başlayalım. Bunu 2 yazsın makine. Bunu 1 yazsın bunu bir yazsın, bunu iki yazsın arkadaşlar. Bu şekilde bir hesapla başlayalım. Tamam mı? Böylece 21 çarpı 12 yine olmuş olur. Peki 1'i 2 yazma olasılığı ne? %40. Yüzde ee, %40 de ne arkadaşlar? 2 bölü 5. Sadeleştirerek söyleyeceğim. Sonu zor oluyor. %40 olasılıkla 2 rakamına. 1'e bastığınız zaman bakın. 1'e basıldığında dikkat edin. 2 bölü 5. Ee, yine burada da arkadaşlar 2 bölü 5. 2'ye basıldığında 1. Onu da bulalım. 2'ye basıldığında %25 olasılıkla bir rakamını %25 demek arkadaşlar 1 bölü 4 demek. Yani 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 olacak. Bu kalsın. Tamam mı değerli arkadaşlarım? Bu kalsın. Veya başka bir şekilde daha bu çarpmayı doğru yapabilir. Hepsini doğru yazarsa doğru yazma olasılığı ne? 1'e ee, e bastığında %20 olasılıkla 1. %20 demek arkadaşlar 1 bölü 5 demek. Tamam mı? 1'e bastığında 1 yazma olasılığı 1 bölü 5. O zaman 1 bölü 5 çarpı. 2'ye bastığında 2 yazma olasılığı ne? Ee, o da %50. %50 demek 1 bölü 2 demek arkadaşlar. 2'ye bastığında 2 yazma olasılığı 1 bölü 2. Ee, 2 yazma olasılığı 1 bölü 2. Ee, bir dakika. 1 bölü 2'ye bastığım zaman değil mi? O zaman şuna yazacağız. 1 bölü 2. 1'e basımdan zaman 1 yazma olasılığı 1 bölü 5. Başka türlü de olmaz. Tamam mı? Şöyle yaptım. Yani 1'e bastığım zaman 1 yazma olası 1 bölü 5. Burada da 1 var. 1 bölü 5. 2'ye bastığım zaman 1 bölü 2. 2'ye bastığım zaman 1 bölü 2. Bunlar doğru çarpma yapma şekli. Burada da arkadaşlar 1'i 2, 2'yi 1 yazma şekli. Tamam mı? Şimdi bu işlemi yapalım. 2 kere 2, 4. 4'ler gitti. Buradan arkadaşlar 1 bölü 100 geldi. 2 kere 2, 4. 4 kere 5, 20. 20 kere 500. Buradan da 1 bölü 100 geldi. Bu şekilde yazabilir veya bu şekilde yazabilir. Veya dediğim için arada ne var? Artı var. 1 bölü 100 artı 1 bölü 100'den ne gelir? 2 bölü 100 gelir. Yüzde kaçtır diyor? Yüzde 2'dir arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Arkadaşlar daha ileride bakın daha ileride çarpanlara ayırmayla ile da bunları yazabilecek hale getireceğim. O da şöyle yapacağım. Hani burada 8 rakamını yazıyor ya. Yüzde 40 olasılıkla da diyor işte 8 rakamını yazmaktadır. Yalnız burada 8 rakamını yazarak siz hani hiçbir şekilde elde edemezsiniz. Dolayısıyla hani bu 8 rakamı burada birazcık olayı bozuyor. Ama tamam mı? Hani daha ileride e, bu tarz sorularda yapılabilir. Yani buradaki 3. olarak yanlış yazdığı sayıyla mesela 5 rakamı konuyla alakası yok. E, 8'den de gelmiyor arkadaşlar yine. Fakat daha ileride soruyla birazcık daha uğraşılırsa hani bu tarz sorular gelebilir. O yüzden hani lütfen dikkat edin. E, karşınıza öyle bir soru gelirse çok e, şaşırırsınız. Hani 8 rakamını da burada hafife almayın asal çarpandan ayırıp asal çarpanlarıyla sağlatmanızı isteyen sorularda olabilir.